11 Ocak 2011 tarihinde aramızdan ayrılan türkücü Kıvırcık Ali'nin, Ali Özütemiz'in hikayesini anlatıyoruz. Tokat yöresinin halk ozanı Aşık Ali, 42 yaşındayken traktörle kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Eşi Gülbahar, 8 çocuğuyla dul kalır. Üstelik hamiledir ve doğum yapmak üzeredir. Aşık Ali'nin ölümünden tam 37 gün sonra 11 Ekim 1968'de 9. çocuğu dünyaya gelir. Bu çocuğa dedesi tarafından ölen babasının adı olan Ali ismi konur. Ali çocukluğunda çobanlık ve çiftçilikle uğraşır. Koyun güderken, köy işlerinde çalışırken, yürürken hep türkü söyler. Babasından gelen gen onu türküye etmektedir. Bağlama çalmayı köyün ozanı Mahmut Kaya, köy dedesi Sadık Körpeci ve ilkokul öğretmeni Fevzi Küpeli'den öğrenir. Diğer kardeşlerine göre müzikle çok haşır neşirdir. Ne var ki diğerlerinin aksine babasını görmeyen tek evlattır. Gülbahar Hanım, Ali'nin boşluk bulduğu her anda evlerinin yakınındaki bir kayalığa çıkıp türküler okumasından ve okurken dalıp gitmesinden anlar ki kocası Aşık Ali'nin saklanan yadigarı artık oğlu Ali'ye nasiptir. Babasından kalan saz Ali'ye verilince daha da aşka gelir Ali. Memleketinde, kahvehanede, cemevinde türküler söyler ancak aşık tarzında söylemediği için dışlanır, beğenilmez. Çünkü müziği farklı bir tarzda icra etmektedir. Abisi Ali'yi İstanbul'a götürür. Kasımpaşa'da bir saz evi ve yapım atölyesinde çalışır Ali. 1983'te bir yarışmaya katılır ve aşıklamada birinci olur. Bu dönemi şöyle anlatır. 1968'de Tokat'ın Turhal ilçesinin Erendi köyünde doğdu. Babamı hiç görmedim. Ben doğmadan 37 gün önce bir kazada vefat etmiş. 9 kardeş yetim büyüdük. Ben en küçükleriydim. Yani annemin de dediği gibi ailenin en küçüğü. İlkokuldan sonra maddi imkansızlıklar ve yetersiz koşullardan dolayı okul hayatıma son vermek zorunda kaldım. İşte böyle başlayan öyküm, büyük abim Sadık'ın da desteğiyle 1983'te beni İstanbul'a kadar getirdi. Müzik eğitimi almaya başlar Ali. Ancak eğitim masraflarını karşılayamadığı için eğitimini yarıda bırakır ve konfeksiyonlarda çalışmaya başlar. Düğün salonlarında ve gece kulüplerinde çalışır. Bu dönemde gür ve kıvırcık saçları olduğu için ona Kıvırcık Ali lakabını takarlar. Yıllar onun geçtiği gibi saçlarını da alır. Bazı kesimlerin ilgisini çeker. 1996'da Devran Kasetçilik'ten grupla beraber ilk albümünü çıkartarak serüvene başlar. Ardından iki albüm daha gelir. Ama asıl çıkışını 1999'da yaptığı ilk solo albümü olan Gül Tükendi ile yapar. Bir anda şöhrete kavuşur. Kalan müziğin kurucusu olan Hakan Saltık o dönemde şöyle bahseder Ali'den. Büyük şirketlerin patronlarının önüne bandrol rakamları geldiğinde herkes en üst sıralarda Kıvırcık Ali ismini görüyor ama kimse hakkında bir şey bilmiyor. İsmi biliniyor ama kendi bilinmiyordu. Tarkan'dan sonra korsana en çok yapılan kişi o. Tuhaf bir dinleyici kitlesi var. Popülaritesi inanılmaz. Sağcısı da solcusu da onu dinliyor. Sonrası 11 sene süren bir dönem. Tanınan türküler, çok satan albümler. Ama bu şöhret kısa hayatının sadece bir döneminde kalır. 11 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da katılacağı TRT1'de yayınlanacak olan bir programa gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden yola çıkan Ali, 5.30 civarında Tepecik Büyükçekmece'de ölüm virajı olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında babasıyla aynı kaderi paylaşarak maalesef hayatını kaybeder. Tel tükenmiş, söz tükenmiştir. Özü sözü Temiz Ali, Ali Özü Temiz, namı değer Kıvırcık Ali, onun ve eserlerini tanımaya başladığımız, hatta en verimli olabileceği dönemde aramızdan ayrılmıştır.